Yapay zeka sektörü kızışmaya başladıkça insanlardan da ilginç mesajlar gelmeye başlıyor, ilginç videolar gelmeye başlıyor. Mesela içerik üreticisi ya da influencer diye kendini tanıtan bir takım insanlar her şey için yapay zeka diye böyle işte şunun için şu yapay zekayı kullanın, bunun için bu yapay zekayı kullanın filan diye işi iyice sulandırmaya başladılar. O yüzden bir parça bunun üzerine konuşmak ihtiyacı doğduğunu düşünüyorum. İşte bu her şey için yapay zeka diye bir dünya yok bir kere. Yani bahsettiğimiz generative AI, üretken yapay zeka, öyle her şey için ayrı ayrı üretken yapay zekaya ihtiyaç olacak bir yapay zeka dünyası içinde olmayacaksınız. Sizin ihtiyacınız olan neyse onu üretebilir seviyede bir yapay zekadan bahsediyoruz. Tabii ki fiziksel koşulları dışarıda bırakmak kaydıyla. Ama yazılım tarafında birçok şey zaten çok hızlı bir şekilde değişiyor. Anthropic'in yeni çıkardığı Open Cloud 3.5 özür dilerim Open dedim. Cloud 3.5 yapay zekası zaten bilgisayarınızın tamamını kontrol edebilir noktada tanımlanmış bir yapay zeka. Aynı şeyi Apple'da ChatGPT üzerinden, OpenAI'nin ChatGPT'si üzerinden 18.2 developer betası ile birlikte bayağı yapabilir hale gelmiş gibi görünüyor. Tabii orada biraz daha iki farklı şirketin olmasından kaynaklı olarak yorucu bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle o da bir noktada bir yere ulaşacak. Şimdi bu her şey için ayrı yapay zeka diyenlerin ben biraz rahatsız oldum. Rahatsız olduğum için de geçmişine dikkatle bakınca şöyle görüyorsunuz. Bunların bir kısmı Google'da arama, hani mesela bir web sitesini anlatacakları zaman işte Google'da bilmem ne yaz, ilk çıkanı tıkla diyen insanlar. Bu adamlar yapay zekadan anlamadıkları gibi arama motoru tarafında da bir sürü şeyden anlamıyorlardı. Anlamadıkları için de yani başkasının SEM'le oraya bir reklam girebileceğini, bir keyword'le reklam girebileceğini ya da lokasyon bazlı, dil bazlı ya da kişisel seçimlerle ilgili olarak Google'ın gösterdiği arama sonuçlarının farklı olabileceği gibi bir şeyi kesinlikle fark etmiyorlardı. Bu adamlar aynı zamanda daha önce işte şarja şarj diyen, bilgisayarın dolmuş format atalım diyen insanlar. Yani ben bunlara IT sektörünün sokak çocukları diyorum. Ne yazık ki bunlar yapay zeka konusunda da konuşmaya başladılar. Zaten bunların büyük bir kısmının da biraz daha gelişmişleri sosyalciler şey oluyorlar. Yani yapay zeka işte şöyle olacak, bize böyle zarar verecek falan filan diye korkan insanlar oluyorlar. Şimdi ben bunlara kulak asmayın diyorum. Bir, kimlere kulak asmayın? Yapay zekadan korkun diyen sosyalciler, teknik adamları demiyorum. Teknik adamları diyorlarsa bunun arkasında bir şey vardır. Ama sosyalciler her şey için ayrı yapay zeka diye oturup yapay zeka, şunun için şu yapay zeka, bunu not edin falan diyen insanlar. Google'da arama yapın, ilk çıkana basın diyenler. Bunların hepsi aynı kişiler. Şarj diyenler, bunlardan uzaklaşmakta yarar var. Bir de bilgisayarın dolmuş format atalım diyenler. Bunların hepsi aynı kafa, aynı kültür, aynı bilgi birikimi. Ama bir parça daha fazla bilgiye sahip olanlar olabilir ama yine de aynı kafa olduklarını unutmamakta fayda var. Her şey için ayrı yapay zeka diyen insanla yanında durmamakta fayda var.